Merhabalar sevgili gençler. SML Hoca YouTube kanalından sınav ajandası programında basit işsizlikler konusunu dinleyeceksiniz. Vakit kaybetmeden ilk cümleyle başlayalım. Bir x sayısı a'dan daha büyükse bunu şu işaretle gösteriyoruz. Hatta biraz yakınlaştıralım şöyle. Evet, böyle daha iyi oldu sanırım. X büyüktür a diye okunuyor. Bu işaretle gösteriyorsunuz. İlkokuldan beri karşınıza çıkıyor sevgili gençler. Bir x sayısı eğer b sayısından daha küçükse de bunu da X ile B arasında sol tarafa bakan ok işaretiyle artık ok mudur, çentik midir? Tam olarak ismini bilmiyoruz ama X küçüktür B diye okunur. İşaretlerimiz bunlar. Bunları zaten biliyorsunuz. Burada X büyük A ve X küçük B ifadelerini tek ifadede buluşturabiliriz. Yani X A'dan büyükse aynı zamanda A X'ten daha küçüktür. Bunu biliyorsunuz. Ve A'nın X'ten küçük olma durumunu kullanarak B'nin de X'ten büyük olduğu durumunu kullanarak şunu söyleyebiliriz. X A'dan büyüktür ya da A X'ten küçüktür. Ve X de B'den küçüktür. Yani ikisini de tek ifadede topladık. Gördüğünüz gibi. Hani ikisini de ayrı ayrı yazmaktansa bunu yazdık. Araya V koyduk. Bunu yazdık. Bunu yazmaktansa şunu kullanabilirsiniz. Buna açık aralık denir. Bir de bunun kapalı aralığı var demek ki. Bunu düşünmek gerekiyor. X eleman açık parantez. Açık parantezden kastımız bu yuvarlak parantezler var ya Türkçedeki kullandığımız. X eleman AB aralığı olarak da gösterilebilir. Eğer x sayısı A'dan küçük değildir diye bir cümle veriliyorsa bize biz bu cümleden ne anlamamız gerekiyor? Bunu şöyle düşünebilirsin. Mesela Burak İsmail'den küçük değildir. Ya da İsmail Burak'tan küçük değildir diyelim. İsmail Burak'tan küçük değildir. İsmail Burak'tan küçük değilse nedir? İsmail Burak'tan büyük olabilir. Küçük değil dedik. Sadece büyük mü olabilir? Hayır. Eşit de olabilir. Çünkü biliyorsunuz 9 9'dan küçük değildir. Eşittir. Değil mi? Dolayısıyla eğer ki x sayısı a sayısından küçük değildir diyorsak ki bu gösterim zaten böyle bir şey yok. X a'dan küçük değildir diyorsak o zaman x a'dan ya büyüktür ya da x a'ya eşittir diyeceğiz. Bunu da tek bir gösterimle buluşturacak olursak x büyük veya eşittir A cümlesini kurabiliriz. Büyük veya eşit olma durumunu da yine şu şekilde gösteriyoruz. Küçük veya eşiti de bu şekilde göstereceğiz. Tamam mı? Bunlar da diliniz alışsın sevgili gençler. Küçük eşit, büyük eşit diye bir tabir yok. İkisi de aynı kapıya çıkıyor ama böyle bir tabir yok. Buna büyük veya eşit deyin, buna küçük veya eşit deyin. Matematikteki okunuşları bunlar. X, Y'den küçükse, X, Y'den küçükse ben X'e ve Y'ye aynı sayıları eklesem de durum değişmeyecek. X artı A, Y artı A'dan küçük olacak. X, Y'den küçükse aynı sayıları çıkarırsak her iki taraftan yine durum değişmeyecek. Yani bu şuna benziyor. Mesela Mustafa Yağcı Hoca'nın da verdiği örneklerden bir tanesi. Mesela iki tane takım var. Varsayalım ki ne diyelim? Birine Gençlerbirliği diyelim. Tamam mı? Diğeri de Galatasaray olsun. Y Galatasaray, X de Gençlerbirliği. Gençlerbirliği Galatasaray'dan daha küçük bir takım. İki tane de, bir tane de büyük oyuncu belirleyelim. Mesela Lionel Messi diyelim veya Cristiano Ronaldo diyelim. Tartışma yaratmayalım. Cristiano Ronaldo diyelim. İki takıma da yani gençlere de Galatasaray'a da Cristiano Ronaldo takviyesi yaparsak ikisine birden aynısı. Takımların büyüklükleri arasındaki fark değişmeyecektir. Gene de Gençlerbirliği Galatasaray'dan daha küçük bir takım olacaktır. Tamam. Yine ikisinden de aynı eşit derecede bir oyuncu çıkarırsak, değil mi? Yine takımların büyüklükler arasındaki fark değişmeyecektir diyebiliriz. Eğer ki x y'den küçükse, her iki tarafı da aynı sayıyla çarparsak eşitlik bozulmaz. Eşitsizlik bozulmaz diyelim. Yön değiştirmez. Ama a pozitifse bu durum söz konusu. Eğer a negatifse sevgili gençler ve x y'den küçük iken her iki tarafı negatif olan a sayısıyla çarparsam ben bu sefer eşitlik yön değiştirecektir. Burada küçüktür olan ifade büyüktür olacaktır. Hemen buna bir tane örnek verelim. Bunları ezber olarak aklına tutmak zorunda değilsin. Mesela eksi 3 sayısı eksi 2'den daha küçük bir sayıdır. Değil mi? Gelin ikisini de eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile bunu çarparsam 6 olur. Eksi 2 ile bunu çarparsam 4 olur ve 6 4'ten daha büyüktür. Bakın küçüktür olan işaret büyüktüre dönmüş oldu. Bunlar ezber değil. Mantığa yatan şeyler, mantıklı şeyler. Çoğumuz bunları ezberlemeye çalışıyoruz. Aman ezberlemeyelim. Zaten matematiği bu şekilde anlayabilirsin.
Ne zaman ki matematiğin ezberlemek zorunda olduğun bir şeyler olmadığını anlarsan, anladığın takdirde, anladığın anda matematik bir eğlence haline dönüşüyor. Hatta o kadar güzel bir eğlence ki çok çok oynuyorsun. Bir oyun gibi, eğlenceli bir oyun gibi düşün. Çok çok oynuyorsun. Ancak böyle 500. oynayışında falan bazen sıkılıyorsun ama yine de onsuz yapamıyorsun. Şimdi x y'den küçüktür ve a da b'den küçüktür ifadesi varsa, yani x sayısı y'den, a sayısı da b'den daha küçük. Ben bu ikisini toplarsam, şu ikisini, eşitsizlik bozulmayacaktır. Tamam. Şimdi yukarı doğru çıktık. Yukarıda ne var? Daha böyle kural dizinine devam ediyoruz. X a'dan küçük ve a da y'den küçükse otomatikman şöyle düşün bak. Diyelim ki Gençlerbirliği Galatasaray'dan küçüktür. Galatasaray da Real Madrid'den küçüktür. O zaman otomatikman Gençlerbirliği Real Madrid'den daha küçük olmak zorunda, değil mi? O halde bunu direkt ifade edebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. 0 A'dan, A da B'den küçükse 0 küçüktür A üzeren, o da küçüktür B üzeren diyebiliriz. Bunlar pozitif sayılar için geçerli. Yani eşitsizlik bozulmaz. Sen herhangi bir kuvvetini aldığın zaman bunların. Şuraya bakalım. Bu sefer sayılarımız negatif olursa işler nasıl değişir? Sen bunların tek kuvvetlerini alırsan eşitsizlik bozulmaz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama yine sayılar negatifken sen bunların çift kuvvetlerini alırsan eşitsizlik işte o zaman yön değiştirecektir. Nasıl? Küçüktür olan işaret büyüktüre dönüşecektir ve sayılar bu sefer pozitif olacak. Biliyorsunuz ki negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Dolayısıyla her halükarda eşitsizlik yön değiştirmesi gerekiyor. Eğer ki x dediğimiz sayı 0 ile 1 arasında bir sayıysa, ben bu 0 ile 1 arasındaki bir sayının herhangi bir kuvvetini alırsam, tabii herhangi bir kuvvet demeyelim de pozitif kuvvetini alırsam diyelim. X üzeri n sayısı x'ten daha küçük bir sayı haline gelecektir ama yine 0 ile 1 arasından kurtulamayacaktır. Kurtulamaz. Anlaştık mı? 0 ile 1 arasındaki bir sayının pozitif doğal sayılar diyelim kuvvetlerini alırsan 0 ile 1 arasından kurtulamaz. Eksi 1'den daha küçük olan bir x sayısı hayal edelim şimdi de. Mesela eksi 2. Hemen yazalım. Eksi 2. Eğer ki sen bunun tek kuvvetini alırsan, mesela eksi 3 gibi. Eksi 2'nin eksi 3. kuvveti eksi 8'dir. Ve eksi 2'den daha küçüktür. Veya eşittir. Doğru mu? Dolayısıyla burada da tek kuvvetler için bu geçerli. X'in tek kuvvetleri x'ten küçüktür veya eşittir. Bu eşitliği neden vermiş? Tek kuvvetlerde biliyorsunuz eksi 1 de var yani. Eksi 2'nin eksi 1. kuvveti de eksi 1 oldu, eksi 2 olduğu için ve bu da eksi 2'den küçük veya eşit olduğu için bu eşitlik söz konusu olur. Yine x sayısı eksi 1'den küçükse ve sen bunun gidip çift kuvvetini alıyorsan, negatif sayının çift kuvvetini aldığın için sayı pozitif olacaktır ve dolayısıyla negatif olan ilk halinden daha büyük olacaktır. Geçtik son iki kuralımız artık. Sonra örnek çözeceğiz. X ile Y'nin çarpımı sıfırdan büyük. O zaman bu sayıların ikisi de pozitif veya ikisi de negatif ve X Y'den küçükse sevgili gençler, ben bunların çarpımsal tersini alırsam, çarpımsal tersi ne demek? Sayıyı ters çevirip paydaya yazmak demek. Tamam mı? Payına bir, paydasına kendisini yazmak demek o kesrin. Çarpımsal tersini alırsam eşitsizlik yön değiştirir. Bakın küçüktür olan büyüktür olacaktır. Mesela iki sayısı 3'ten küçük ya, hani çarpımları da 6 olup pozitiftir. Ben bunları ters çevirirsem 1 bölü 2 sayısı 1 bölü 3'ten daha büyük bir sayı haline gelir. Tamam. Mesela birisi 0,5, birisi 0,33 yapar, değil mi? Nokta 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 3 devreden diyelim biz ona. Peki x ile y'nin çarpımı negatifse, yani iki sayının çarpımı negatifse biri pozitif biri negatif olmak zorunda ya. X de y'den küçükse diyor. Yani x negatif olur bu durumda, y pozitif olur mecburi olarak. Ben bunların çarpımsal terslerini alsam da burası zaten negatif, burası zaten pozitif olacağı için hiçbir şekilde eşitsizlik yön değiştirmez. Küçüktür olan işarete küçüktürle devam edersin. Bunu da sakın unutma. Böyle soruların arasında kuytuda köşede gizlenmiş bir şey olabilir bununla alakalı. Sen ters çevirdim diye yön değiştirirsin ama değiştirmemen gerekir. Bunlarla alakalı soru bankalarında soruları göreceksin. Örnek: X sayısı 1 ile 5 aralığında açık aralığında bir sayı. X artı 1'in, 2x eksi 1'in, x karenin, eksi x'in ve 1 bölü x'in değerlerinin aralıkları, hangi aralıklarda olduklarını bulalım demiş. Bulalım biz de.
Şimdi x sayımız var, 1 ile 5 aralığında. 1 ekleyeceğiz biz x'e. Ben buna 1 eklersem eşitsizliğin bozulmaması için bunlara da 1 eklemem lazım. Dolayısıyla şunu yazabiliriz. 2 sayısı küçüktür. X artı 1, bu da küçüktür. 6 diyebiliriz. Bu bitti. X artı 1'in aralığını bulduk. 2x eksi 1'inkine bakalım. Ben 2x'i elde etmem gerekiyor. Önce çarpmayı yapacağız, tamam mı? Dolayısıyla bütün hepsini 2 ile çarpmam gerekiyor. Yani 2 küçüktür, 2x küçüktür 10. Sonra bir de ne kaldı? 1 çıkaracağız bundan, değil mi? 1 küçüktür, 2x eksi 1, o da küçüktür, 9 diyeceğiz. Demek ki bizim 2x eksi 1'imizin aralığı buymuş diyebiliriz. X karenin aralığını bulalım. Kare alma ile alakalı ekstradan bir konu işleyeceğiz. Ama şimdilik bunun karesini direkt şöyle alabiliriz. 1'in karesi 1. X'in karesi x kare, 5'in karesi 25 dersek x karenin de aralığını bulmuş oluruz. Geçelim eksi x'e. Negatifle çarpmam gerekiyor. Sol tarafta ne demiştik? Negatifle çarparsak eşitsizliğin hepsi yön değiştirir. Ben şunu da size tavsiye, bir matematik öğretmeni olarak size tavsiyemdir. Eğer hocam böyle eşitsizlik yön değiştirecek, yön değiştirecek muhabbetine hiç girmek istemiyorsan kendine bir işaret seç, hep onunla çalış. Ben hep küçüktür işaretiyle çalışırım. Ben nadiren sorularda büyüktür işaretini kullanırım. Hatta hiç kullanmıyorum. Hocam nasıl olur, büyüktür işareti yok mu? Var, ama ben hep küçüktürü kullanıyorum. Onu da şu şekilde yapıyorum. Hani normal şartlar altında soru bankalarının ve çözümlü soru bankalarının çözümlerini hep şöyle yazar. Hocalarımız da genelde kullanır da ben kullanmıyorum. Neden hocam kullanmıyorsunuz? Yanlış mı yapılıyor dersen, yo onlar da doğru, sıkıntı yok. Gayet harikulade çözümler, ama ben küçük türü kullanıyorum. Önce şöyle anlatayım o zaman, büyük türü nasıl kullanacağız, işaret değişimini. Ben bunu negatifle çarparsam eksi 1 büyüktür, eksi x büyüktür, eksi 5 olacak. Ben direkt şöyle yapıyorum. Hep aynı kalsın işaretler istiyorum. Eksi x de burada zaten aynı kalacak. Ben diyorum ki bunu bu tarafa, bunu bu tarafa alalım. Hem çözümün güzel görünür, tamam mı? Hep küçüktür işaretini kullandığın için. Hem de mantıklı olur. Yani sayı doğrusu üzerinde de bu şekilde sıralanıyor ya, hani eksi 5 daha soldadır, eksi 1 daha sağdadır. Hep bu şekilde yaparsan daha güzel olur çözümün. Hem de şaşırmazsın. İşaret değişimine de gerek kalmaz. Sadece negatifle pozitifle dikkat et yeter. 1 bölü x'te ne yapacağız? İkisi de pozitif mi? Pozitif. 1 ile 5'in. Dolayısıyla artık bunu da şu şekilde yapabilirsin. 1 bölü 5 küçüktür, 1 bölü x. Bu da küçüktür, 1 bölü 1'den 1 diyebilirsin buraya. Bunun da değer aralığı budur. Burada da sadece bakın küçüktür işaretini kullandık. Normalde yön değiştirmesi gerekiyor dedik ya, büyüktür diye. Aslında şöyle yapmamız gerekiyor. Onu da yazabilirsin. 1 büyüktür, 1 bölü x, o da büyüktür. 1 bölü 5 de yazsan doğru olur diyebiliriz. İkinci sayfada diğer örneğe geçtik. Şimdi bu sefer 3x artı 5'in değer aralığı verilmiş bize. X'in değer aralığı soruluyor. Yani x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. X'i yalnız bırakırken de önce 3'e bölemeyiz biz bunu. 3'e de bölüp yapabilirsin, ama onu da gösteririz. Önce biz burada 5 çıkaralım ifadeden. Tamam mı? Şu 5'ten bir kurtulalım. 2'den 5 çıkarırsan eksi 3 küçüktür 3x. Bu da küçük veya eşittir. 9'dan 5 çıkarırsan 4 kalır. Sonrasında bunu hallettik ya, 3x kaldı sadece. Hepsini 3'e böleceğiz. Eksi 1 küçüktür x. O da küçük veya eşittir 4 bölü 3. İşte x'in değer aralığı. Hocam önce 3'e bölerek de yapabiliriz dediniz ya, onu da anlatın derseniz onu da anlatayım. Şöyle 3'e böldünüz hepsini. 2 bölü 3. Tamam mı? Küçüktür x artı 5 bölü 3 oldu. Bu da küçük veya eşittir 3. Şimdi ne yapmanız lazım? 5 bölü 3 çıkarmanız lazım. 2 bölü 3'ten 5 bölü 3'ü çıkar. Eksi 1. Küçüktür x. Bu da küçük veya eşittir. 3'ten 5 bölü 3'ü çıkarırsan yine 4 bölü 3 kalır. Hiçbir şey kaybetmez. İkinci örneğimize bakalım. Üçüncü, özür dilerim. 3x artı 5, 2 ile 9 aralığındayken eksi 4x artı 8'i bulunuz demiş. Şimdi bilinçli olarak alt alta yazdığımız bir örnek. Şu ifadeyle şu ifadenin aynı olduğunu zaten biliyoruz. Bunu bulurken de önce x'e ulaşmamız gerekiyor ya, x'in aralığında burası bulduk hani. X burada madem, eksi 4x artı 8'i bulalım. Önce eksi 4 ile çarpalım. Negatifle çarptığımız için de yer değiştireceğim ben bunları. Eksi 16 bölü 3, bakın buradaki aynen buraya geçecek, eşitlik var çünkü arada. Eksi 4x, o da küçüktür. Eksi 1 kere eksi 4, 4 yapar. Doğru mu?
Şimdi 8 eklememiz gerekiyor. Eksi 16 bölü 3'e 8, yani 24 bölü 3 eklersem 8 bölü 3 gelir. Küçük veya eşittir. Eksi 4x artı 8. Bu da küçüktür. Ne ekliyoruz? 8. Yani 12 olacaktır. Böylelikle eksi 4x artı 8'in de hangi aralıkta olması gerektiğini bu şekilde bulmuş olduk. Geçtik sevgili gençler bir diğer soruya. Eksi 3 küçük veya eşit a, o da küçüktür 0 ise, a çarpı b de 6 ise bu eşitlikte a azalan değerler alırken b nasıl değişir diye sormuş. Önce a'nın değer aralığı bizim için önemli. Nereye kadar azalacak onu bilmemiz gerekiyor. Çarpım durumundaki ifadeler içinde ben a'yı azaltıyorsam buranın sabit kalabilmesi için, stabil kalabilmesi için bunu arttırman gerekiyor. Demek ki b artacak. B artacak. Küçük b. Şimdi b artacak ama a'nın bir sınırı var. Nereye kadar azalır? Bu sonsuza kadar azalsa bu da sonsuza kadar artmak zorunda kalacak şimdi. A nereye kadar azalıyor? Eksi 3'e. Eksi 3 olabiliyor mu? Olabiliyor. Sıkıntı yok. O zaman en küçük değerini aldığında, yani eksi 3 değerini aldığında b en büyük değerini alır. Yani eksi 2'yi alır o zaman, değil mi? Eksi 2 kere eksi 3 6 yapar. Dolayısıyla b artar. Artar ama nereye kadar artar? B artarak eksi 2 olur diyebiliriz sevgili gençler. Bir aralığın karesi nasıl alınır? Bu önemli. Çoğumuz derken de şunu kastediyorum. Siz izleyenler arasında bu çoğunluğun içerisinde misiniz bilmiyorum ama genelde böyle meslek lisesi gruplarımız, imam hatip lisesi gruplarımız, sağlık meslek lisesi gruplarımız, işte sanat lisesi öğrencilerimiz veya hatta Anadolu Lisesi'nde durumu zayıf olan öğrencilerimiz bu hataları yapıyor. Bazen Fen Lisesi'ndeki öğrencilerimiz de yapıyor bu hataları. Hocam bir aralığın karesi alınırken birazdan çözeceğimiz örneklerle alakalı. Oraya sıfırı niye yazdık? Bu aralıkta bu var mıdır? Karesini alınca bu olur mu? Hep şaşırıyorlar ve yanlış alınıyor. Bununla alakalı iyi dinlersen seviniriz. Şimdi karesini alacağız. Diyoruz ki eğer ikisinin de işaret aynıysa, yani x'in sağındaki ve solundaki uç sınırlarının işaretleri aynıysa, o zaman direkt 1'in karesi 1 diyeceksin. Küçüktür x'in karesi. Bu da küçüktür 25 diyeceğiz. Tamam mı? Her iki tarafın karesini aldık bıraktık. İşte bunun karesi bu. Eksi 5 ile eksi 1 aralığında. Bu sefer x'in sağındakine ve solundakine bakıyorsun. Gene aynı işaretli bunlar. İkisi de negatif. Dolayısıyla bu aralıktaki bir sayının negatifler ama karesini alınca pozitif olacak ya. Eksi 1'in karesine 1. O zaman gene sola yazacaksın sen bunu. X kare. Bu da küçüktür. 25 yazabilirsin ya eksi 5'in karesinde. Hocam eksi 5'i alamıyor. Onu nasıl yazıyorsun? Neden karesini alıyorsun? Merak etme zaten 25'i de alamıyor. Tamam mı? Bunda hiçbir sıkıntın olmasın. Eksi 1 ile 5 aralığında. Bak bu sefer x'in sağ tarafı pozitif, sol tarafı negatif. Bunun aralığı nasıl alınacak? Gene bizim öğrenciler yazıyorlar. 1 küçüktür x kare küçüktür 25 şeklinde yapmayın. Neden? Çünkü bu x değeri bir sayının karesinin, önce şöyle düşünürsek, bu bir sayının karesi en küçük hangi değeri alabilir? Sıfırı. Değil mi? Yani karmaşık sayı formatını saymazsak. Çünkü karmaşık sayılarda sayıların karesi negatif de olabiliyor. Bunu düşünmeyelim şimdilik. Reel sayılarda bir sayının karesi minimum ne olabilir? Sıfır olabilir. Tamam. Eksi 1 ile 5 arasında sıfır var mı? Var. Neyin karesi sıfır olur? Sıfırın. Eksi 1 ile 5 aralığında sıfır varsa ve karesi de sıfır oluyorsa o zaman sen diyeceksin ki bu x karenin alabileceği en küçük değer sıfırdır. Hatta bu değeri alabileceği için de eşitlik koyman gerekiyor. Buraya bu bir. İkincisi de şu aralıktaki en büyük alabileceği karesel ifade nedir? 5'in karesi 25. Hocam 25'i alamıyor bakın. 5'i de alamıyor. Evet 25'i alamıyor zaten. Biz alamıyor diye yazdık. Yani 24,9999'u alır ama 25'i alamaz o değeri. Eksi 5'te 1 aralığında yine 0 olduğu için aynı söylediğimiz şeyler burada da geçerli. Burada hocam 1 mi yazacağız? Hayır. Bak yine eksi 5'in karesi 25 olabildiği için, en büyük değerde o olduğu için onu yazacağız. Tamam. Burada şu ikisini ve şu ikisinin aynı geldiğine dikkat et. Eşit geldiğine dikkat et. Ve bu eşitlikleri kendin de altına birkaç tane örneklendirerek, acaba şunu da yazsaydım yine eşit gelir miydi diyerek kontrol et. Ben sana cevabını söyleyeyim, aynı gelecek. Ama sen de birkaç tane örnekte bunları pekiştir. Oldu mu? Devam edelim sevgili gençler. Eşitsizliklerin toplanmasıyla.
Eşitsizlikleri toplama hocam, bunlarda ne var? Çok basit. Evet, basit ama hatalar yapılabiliyor. Biz yine de hatırlatalım. X 5'ten küçük, y de 7'den küçük. Bunları ben toplarsam x artı y neyden küçük olacaktır? X artı y 5 artı 7'den 12'den daha küçük olacaktır. Bu garanti. Ama x 5'ten küçükse ve y de 7'den büyükse x artı y hakkında öyle hemen çat diye bir yorum yapamaz. Şimdi y nereye kadar büyüyor? Sonsuza kadar. X nereye kadar küçülür? Eksi sonsuza kadar. Ben sonsuzla eksi sonsuzu toplarsam belirsiz bir ifadeyle karşılaşırım. Bunların aralığının net olmadığını söyleyebiliriz. Ya da eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Ama eşitlikler farklı yöne bakıyorsa, yani biri küçüktür, biri büyüktürse, böyle çat diye alt alta toplayamazsın. Tamam. Bundan vazgeç. Bunu yapamayız. Önemli uyarı dedik. Önemli uyarı da şöyle diyebiliriz sevgili gençler, uyarıya. Şimdi eşitsizliklerde çıkarma işlemi yapılamaz. Çıkarma yapılamaz. Neden çıkarma yapılamaz? Çünkü çıkarma ile alakalı örnekler veriyor. X'in değer aralığını veriyor adam sana. Y'nin de değer aralığını veriyor. Diyor ki x eksi y nerededir? Yani hani hocam çıkarma yapılamıyordu. Neden şimdi x eksi y'yi sordu bize? Evet, sorabilir ama biz diyoruz ki yapılamaz. Çıkarma yapabilmen için mesela x'in değer aralığını verdi sana, bla 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 bir sayı. Y'nin de değer aralığını verdi sana. O da şöyle şöyle olsun. Tamam mı? Soruda da sordu, x eksi y'nin aralığını bulunuz. Bu nerede? Şimdi eksi y'yi elde etmen gerekiyor. X'ten y'yi böyle direkt çıkaramazsın sen, tamam mı? Bundan bunu, bundan da bunu çıkarıp yazamazsın. Önce eksi y'yi elde etmen gerekiyor. Eksi y'yi elde ettikten sonra eksi y'nin değer aralığını varsayalım buldun sen böyle, tamam mı? İşte o zaman x ile y'yi toplayabilirsin. Çünkü biliyorsun ki x ile eksi y'nin toplamı x eksi y'dir. Anlaştık mı? Gidip bundan bunu, bundan bunu çıkaramazsın. Çıkarma yapılamaz. Basit eşitsizlikler konusunda hiçbir eşitsizlikte çıkarma yapamazsın. Negatif ile çarpıp toplarsın ancak. Tamam? Böyle de güzel bir anekdot bu. A ile B birer reel sayı. Bu soruyu da hiçbir zaman unutma. Genelde yanlış cevap verilen sorulardan. Ve şunu da aklınızdan çıkarmayın. Basit eşitsizlikler ismi basit olduğu gibi, soruları da basit göründüğü gibi çok böyle güzel hatalar yapılabilen, öğrenciyi çok güzel tongaya düşürebilen bir konudur. Lütfen arkadaşlar, bunların da sorularını acilen konu bittikten sonra çözün. Şimdi 5a'dan ab'den b'de 10'dan daha küçük olduğuna göre 4a artı 3b ifadesinin en büyük ve en küçük tam sayı değerleri nedir diye sormuş. Öncelikle burada bize a ile b'nin reel sayı olarak verilmesi önemli. Ben bunu tahtaya yazıp sorduğumda veya öğrencilerime kağıtla kalemle yazıp ellerine verdiğim zaman genelde şu tepki alınıyor. Öğrenci buraya az biraz matematik biliyorsa bunu 6, bunu 7 seçiyor mesela en küçük değerini bulmak için. Büyük değerini bulmak için burası 9, burasını 8 seçiyor ama sonrasında ben diyorum ki niye, küsuratlı bir sayı olamaz mıydı? Yani illa sen burada tam sayı elde etmeye çalışaraktan mı hareket ediyorsun? Veya illa bunun sonucunun tam sayı çıkması için A ile B'yi de tam sayı mı seçmek zorundayız? Küsuratlı seçemez miyiz diyorum. Sonrasında mantıklı hocam diyor. Sonra gidip küsuratlı sayılar denemeye çalışıyor ama hep birini diğerinden küçük, diğerini diğerinden büyük seçmeye çalışıyor. Bu hatalar yapılmasın. Öncelikle az önceki konu vardı ya, şu eşitsizliklerde toplama. Şu. Sadece şununla çözebilirsin bu soruyu. Çok basit bir bilgiydi aslında. Anlatırken bile hoca sıkılıyor. Ama soruya döndüğün zaman evet, soru bununla çözülüyor. Maalesef. Şimdi şöyle düşüneceğiz. 4a artı 3b'nin en küçük değeri soruluyor ya. Mesela a sayısı 5a'dan küçük, değil mi? Ama b sayısına bakıyorsun. B'den daha küçük olan bir sayı var mı elimizde bilinen? Var. O da 5. Değil mi? 5 kesinlikle b'den daha küçük. Şimdi 4a lazım bana. 4 ile çarparsak 20 küçüktür 4a. 3b lazım. Bunu da 3 ile çarparsan 15 küçüktür 3b. Gel toplayalım biz bunları. 35 küçüktür 4a artı 3b oldu mu? Evet, oldu. Gayet de şık oldu. Gayet de güzel oldu. Şimdi ne yapacağız o zaman? 4a artı 3b 35'ten büyükse alabileceği en küçük değer, ilk değer 36'dır. Bakın ilkinin cevabını bulduk, 36. Anlaştık mı? En büyük değer sorulmuş. En büyük değeri nasıl bulacağız? O da aynen şöyle. B 10'dan küçük mü abi? Küçük. A da 10'dan küçük. Değil mi? Bunlar reel sayı.
Mesela birisi 4 virgül, hatta şöyle diyelim 4 olmaz da en büyük değeri bulmak için, bir tanesi 9,999 999'dur. Öteki de 9 virgül 999 999 9'dur. E sen bunları topladığın zaman 20'ye çok yakın bir sayı olur değil mi mesela gibi. Ama 20 olmaz. 19'u geçer ama toplamları. E şimdi o zaman bize 3b lazımdı. Bunu 3 ile çarparsak 3b küçüktür 30 diyebilirsin. Bize 4a lazımdı. Bunu 4 ile çarparsan 4a küçüktür 40 diyebilirsin. Ben bunları topladığım zaman 3b ya da 4a artı 3b küçüktür ne olacak? 70. O zaman bu 4a artı 3b'nin alabileceği en büyük değer neymiş? 69'muş. En küçük değer 36. En büyük değer 69. Cevap bunlardır diyebiliriz. Bunları çözerken buna dikkat et. Ama öyle sayı falan seçmeye gerek yok. Şunu da sakın unutma, o bilgiyi de vereyim. Eğer sorunun başında x, y tam sayı diyorsa mecbur seçeceksin zaten. Onun çözümü daha basittir. Ama hiçbir şey demiyorsa x ile y'yi reel sayı kabul edeceksin. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bize 4z'nin en büyük tam sayı değeri sorulmuş. İki tane de bize ucu açık aralık verilmiş. X eksi y artı 3z 17'den küçük. X eksi y artı z 5'ten büyük. Nasıl düşünmemiz lazım? Öncelikle bakın burada biri küçük biri büyük olduğu için böyle çat diye toplayıp çıkaramayız falan. Önce bunu bir eksiyle çarpalım. Ne gelir? Eksi x artı y eksi z eşitsizliğin yönünü değiştirdim. Küçüktür eksi 5 oldu. Şimdi gelin x eksi y artı 3z küçüktür 17 ile eksi x artı y eksi z küçüktür eksi 5'i taraf tarafa toplayalım. Şu ikisini topluyoruz. X ile eksi x topla 0. Eksi y ile y'yi topla 0. 3z'den z'yi çıkar 2z. Küçüktür. 17 eksi 5 12. 2z 12'den daha mı küçük abi? 2 ile çarp. 4z de 24'ten küçük olur o zaman değil mi? Bize ne sorulmuş? 4z'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Burada 4z'nin alabileceği en büyük sayı nedir? 23'tür. O zaman cevap da budur, tamam. Maksimum değerimiz budur diyebiliriz. Geçelim 3'e, 3. sayfaya. Yine karşımızda bir örnek. X ile Y bir reel sayı demiş bakın. X karenin değer aralığı 4 ile 49 arasında. Y karenin değer aralığı da 0 ile 25 arasında. Şimdi yukarı doğru bir çıkalım mı sizin izniniz varsa? İlk sayfaya doğru çıkalım. İlk sayfa değilmiş bak. Bakın hemen şurasıymış. Bakın kareler alındıktan sonra şu ilk ikisinin bir ucu sıfır değil. Bakın eşitlik falan da yok. Şu son ikisinin bir ucu sıfır, diğeri sayı oldu değil mi? Buraya bakıyorsun. Burada bunun iki ucu da sıfır değil ama bunun bir ucu sıfır, diğeri bir sayı. Pozitif bir sayı. Şimdi bunu yine şöyle düşünelim. Bunların neden bir ucu sıfır değil? Çünkü ikisinin işaretleri aynıydı. Bunların neden bir ucu sıfır? Çünkü ikisinin işaretleri farklıydı. O zaman aynı yorumları burada da yapalım. Nasıl yapabiliriz hocam? Hocam şöyle yapabiliriz bak. X kare 4 ile 49 arasındaysa bu x dediğimiz sayı ikisine de eşitlik var bakın dikkat ettiyseniz. 2 ile 7 arasında olabilir bakın. 2'nin karesi 4, 7'nin karesi 49. Veya dedim. Bu x nerede olabilir? Eksi 7 küçüktür x. O da küçüktür. Eksi 2. Tabii eşitlik var. Bu aralıkta olabilir. İkisi de negatif. Veya ikisi de pozitif. Peki y'ye bakalım. Y sayısı 0 ile 25 arasındaysa en geniş aralığı eksi 5 küçüktür y. Bu da küçüktür. 5 diyeceksin. Tamam. En genişi. Ha sen buna şöyle de diyebilirsin. Mesela 0 ile 25 arasındaysa eksi 1 küçüktür y, o da küçüktür 5 olmaz mıydı hocam? Sen en geniş aralığı bulacaksın. Kaç tane farklı tam sayı değeri alabilir diye soruyor sana. Tamam. O yüzden en genişini alacaksın. Yani şu iptal. Şimdi bize neyi sormuş? Dikkat edin. X eksi y'yi. Bizde artı y var. Eksi y'yi bulalım o zaman. Bunun eksi y'sini bulmak için de yine eksiyle çarpacağım. Eksi 5 küçüktür eksi y, o da küçüktür 5 olur. Şimdi dikkat et. Eksi 5'i direkt geçirdim. 5'i direkt geçirdim. Yalan. Öyle bir şey yok. 5'in negatifini aldım. Eksi 5. Eksi 5'in negatifini aldım. Artı 5 yaptım aslında. Tamam. Onu da sakın unutma. Mesela eksi 2 ile 2 aralığını sayı doğrusu üzerinde. Buradaki bütün sayıları negatifle çarparsan gene aynı aralığı bulursun sen. Gene eksi 2 ile 2 aralığını bulursun. Çünkü simetriktir zaten aralık. Eksileri eksiyle çarparsan artı olur. Artıları eksiyle çarparsan eksi olur. Aynı aralıktır. Hiçbir zaman değişmez. Tamam. Simetrik aralıklarda. Negatifle çarparsan çarpmana gerek yoktur. Aynısıdır.
Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. X2 ile 7 arasında veya -7 ile -2 arasında olabilir ya. Ayrı ayrı toplayacağız. Mesela x burada olsaydı da y burada olsaydı. Topla bakayım her iki tarafı. Eksi 3 küçüktür x eksi y. O da küçüktür 12. Hocam burada eşitlik falan vardı. Onlar nereye gitti? Şöyle onu da açıklayalım. X burada 2'ye eşit olabilir diyoruz değil mi? Bakın şundan dolayı. Ama eksi y burada eksi 5'e eşit olmuyor. Dolayısıyla sen 2 ile eksi 5 olamayan bir sayıyı toplarsan, eksi 5 değil bakın bu sayı, toplarsan da eksi 3'ü elde edemezsin. Dolayısıyla eşitlik kaybolur. Bu kadar basit. Tamam. Şimdi geçtik. Şurayı silelim. Şimdi devam edelim. Bu aralıkta olabiliyormuş x eksi y. Değil mi? Peki bir de x şu olaydı da y bu olaydı yine. Eksi 7 ile eksi 5'i topla. Eksi 12. Küçüktür x eksi y. O da küçüktür. 5 ile eksi 2'yi topla 3. Şimdi mantıken şöyle baktığın zaman eksi 3'ten başlıyor. Tabi eksi 3 alamıyor ama eksi 3'ten başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 12'ye kadar. 12'ye kadar giderken zaten burada 3'ü falan dahil ediyor içine. O zaman eksi 12'den başlıyor. Bu aralık hiç bozulmadan artı 12'ye kadar gidiyor. Bu arada hangi tam sayılar var? Eksi 11'e kadar olan negatifler var. Artı 11'e kadar olan pozitifler var. Bir de arada 0 var. O zaman 11 artı 11 artı bir tane de sıfırdan 23 tane tam sayı değeri vardır burada diyebiliriz. Sayamayanlar parmaklarıyla da sayabilir. Tamam. Geçtik eşitsizliklerde çarpmaya. Eşitsizliklerde çarpma için de bazı yöntemler tabi var. Hocaların farklı farklı anlattıkları. Hepsini öğrenebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hangisi kafanıza yatıyorsa o. Ben size kendi yöntemimi göstereyim. Kafanın da hesaplayabiliyorum. Ama şeşer başar diyoruz ya. Yok pardon, beşer şaşar, özür dilerim. Beşer şaşar diyoruz yani insanoğlu şaşırmakla mükelleftir. Her zaman hata yapabilir. Hata yapmamak adına, hatayı minimize etmek adına bunu bu şekilde çözersen ben buna tablo metodu diyorum. Gayet de uygun ismi. X'in alabileceği değerleri buraya yazdın. Y'nin sınırlarını da buraya yazdın. Alabileceği değerler deyince yanlış anlaşılmasın, alamıyor aslında. Sınır değerlerine yazdık. Sonra bir tablo oluşturdum ben. Tamam. Ve sırayla çarpıyorsun. 2 kere 3 6. 2 kere 7 14. 3 kere 5 15. 5 kere 7 35. Şimdi gel abi. Bu kısımda en büyük sayı ne çıktı? 35. En küçük sayı ne çıktı? 6. O zaman diyeceksin ki x çarpı y 35'ten küçüktür. 6'dan da büyüktür. İşte size x çarpı y'nin değer aralığını bulduran ifade. Tablo metodu diyebilirsin. Hadi şunu da bulalım. X'in sınır aralıkları eksi 2 ile 5. Y'nin sınır aralıkları da 3 ile 7. Değil mi? Peki bir tabloyu oluşturalım şöyle. Net görünüyor hem de. Sonrasında bunu da şöyle yeşille dolduralım. Eksi 2 kere 3 eksi 6. Eksi 2 kere 7 eksi 14. 5 kere 3 15. 5 kere 7 35. Buradaki en büyük sayı ne? 35. Buradaki en küçük sayı ne? Eksi 14. Dolayısıyla diyeceksin ki eksi 14 küçüktür. Küçüktür. X çarpı y. Bu da küçüktür. 35 diyeceksin. Aynılarını sen de burada uygula. Anlaştık mı? Gayet basit bir yöntem. Geçtik sevgili gençler bir üstteki soruya. Bunları iyi dinle. Bundan sonraki yaklaşık 4-5 soruyu böyle algılarını iyice aç. Tamam mı? Gerekirse git bir elini yüzünü yıka. Sonra dinle. Anlamadıysan tekrar baş hasar gene dinle. Tekrar baş hasar gene dinle. Unutmamak adına da mutlaka örneklerini çöz. Buna benzer örneklerini. Şimdi ben bu soruyu bir yöntemle çözeceğim. İkinci soruda bu yöntem işe yaramayacak. Neden yaramadığını da beraber tartışalım. ABC bir reel sayı. A'nın değer aralığı belli 2 ile 7 aralığında. B'nin değer aralığı 3 ile 6. C'nin değer aralığı da 4 ile 5 aralığı. Bize demiş ki A ile B'yi çarp, C'ye böl. Bir ifade çıksın karşına. Bu ifadenin alabileceği en büyük tam sayı değeri en küçük tam sayı değerinden kaç fazla olur diye sormuş. Bu soruyu şöyle çözebiliriz. A ile B'nin çarpımının maksimum ve minimum değerlerini bulalım. Burada en büyük iki sayıyı seçersen 6 kere 7'den 42 maksimum olur. A çarpı B için. A çarpı B'yi bulduk. Minimum değeri de 2 ile 3'ün çarpımından 6 olur. Değil mi? C'nin değer aralığı neresiydi? 4 küçüktür. C küçüktür 5. Şimdi bize ne lazım? A çarpı B bölü C lazım. Değil mi? Bakın şimdi mantıken.
Bir kesir düşünün, x bölü y diye. Ben bunun payını ne kadar büyük, paydasını da o kadar küçük tutarsam kesrin değeri o kadar büyük çıkar. Çünkü pay kısmını büyütmüşsün sen. Böldüğün sayı da küçültmüşsün, rahat. Değil mi? Büyük çıkacaktır, mecburi. Şimdi buna ithafen çözelim soruyu. Eğer ki ben 42'yi alıp, buradaki en büyük sayıyı alıp, pay kısmındaki, payda kısmını yani c'nin de en küçük sayısını alırsam 42'yi 4'e bölerim. Ne gelir? 20,5 gelir. Pardon, özür dilerim. 10,5 gelir. Değil mi? 10,5. 10,5 diye bir sayı çıktı karşımıza. E peki. Sonrasında buradaki en küçük sayıyı alıp 6. Buradaki en büyük sayıyı alırım bu sefer de. Kesrin değeri küçük çıksın diye. 6 bölü 5 gelir. Güzel, bitti soru. A çarpı B bölü C 10,5'tan daha küçük, 6,5'tan daha büyük. Şimdi 6,5, pardon 6,5 demişim, 6 bölü 5'ten daha büyük. 6 bölü 5 dediğim sayı bir küsür bir sayı değil mi? Yani 10 bölü 5 2 olduğuna göre, 5 bölü 5 1 olduğuna göre, değil mi? 6 bölü 5 1 ile 2 arasında bir sayı. Bir küsür bir sayı. Dolayısıyla bir küsür bir sayıdan daha büyük olan ilk tam sayı nedir? 2'dir. Alabileceği en küçük değer 2. En büyük değer 10,5'tan bir önceki en büyük tam sayı değeri ne o? Kaç fazladır diye soruyordu. Ondan 2'yi çıkarırım. 8 fazladır derim cevabına. Anlaştık mı? Geçtik. Üstteki soruda kullandığımız yöntemi unutma. Algılarını iyi aç, iyi dinle demişiz bakın. X bölü 3 bir basit kesir. Tamam, eyvallah. X bölü 3 basit kesirse ben size rasyonel sayılarda anlatmıştım. Önce kesiri tanımladım. Basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir diye böldük bunları. Basit kesirin tanımına da bir şey yazmıştım. Basit kesirlerin değerleri 1 ile eksi 1 aralığındadır demiştim. Dolayısıyla x bölü 3 de eksi 1 ile 1 aralığında olmak zorunda. Zorunda. Şimdi gençler, biraz düşünelim. Ben x'i yalnız bırakmak istiyorum. X'i nasıl yalnız bırakırım? Şunu 3 ile çarpabilseydim ah bu giderdi. Ama ah demeyelim çünkü bunları 3 ile çarpabiliriz sonuçta. Sıkıntı yok. Eksi 1 kere 3 eksi 3. Küçüktür x. Bu da küçüktür 3 olur. Değil mi? Şimdi madem öyle artık şuradan itibaren size yazmaya başlayabilirim. Önce bu soruyu yanlış bir şekilde çözeyim ben. Yanlış çözümü yaparken de eminim şunu diyenler olacaktır. Bunun neresi yanlış? Çünkü ben hep böyle çözüyordum da diyebilirsiniz. Benim bir tane öğrencim vardı hep bu şekilde çözüyormuş ve karşısında bütün bu şekilde çıkan soruların cevabının da basım hatası, dizgi hatası, cevap anahtarı hatası olarak görüyordu. Ama işi öğrendikten sonra çok farklı olduğunu öğrendi. Şimdi yanlış çözümü bir yapalım. X'in değer aralığını bulduk. Bizden ne isteniyordu yukarıda? 2x artı 9. Şu soruluyor bakın. 2x artı 9 bölü x artı 4 soruluyor. Genelde yapılan yanlış çözüm şu. Bunu 2 ile çarpıyor. Eksi 6 küçüktür 2x. O da küçüktür 6. 9 ekliyor. 3 küçüktür 2x artı 9. O da küçüktür 15. Bunu buldu. X artı 4 lazım bana. Onu da buluyor. Eksi 3'e 4 ekle 1. Küçüktür x. 3'e 4 ekle 7. Sonrasında mantık şu. Ben 2x artı 9'u x artı 4'e özür dilerim. Şurada artı bir 4'ümüz var. Hatta silelim onu. Tekrar baştan yazalım. X artı 4. O da küçüktür 7. Değil mi? Yanlışımız yok. Eksi 3'e 4 ekledik 1. 3'e 4 ekledik 7. Şimdi 2x artı 9'u x artı 4'e bölmem gerekiyor diyor. Yukarıdaki gibi de yapabilirim o zaman. En büyüğünü seçtim 15. En küçüğünü seçtim 1. 15 bölü 1'den 15 gelir zaten. Bu büyüktür. 2x artı 9. X artı 4. En küçüğünü bulabilmek için de buradaki en küçükle buradaki en büyüğü seçerim. 3 bölü 7. İşte değer aralığı budur. Değil mi? Mantıklı olan da bu gibi görünüyor. Ama bu değil. Cevap bu asla olamaz. İmkanı yok. Peki ne yapmamız lazım? Doğrusunu nasıl bulacağız? Doğrusu diyelim şöyle. Doğru çözümü şu şekilde yapmamız gerekiyor şart. 2x artı 9 bölü x artı 4 sormuştu değil mi bize? Bunu önce şöyle yazacaksın. Sebebini birazdan söyleyeyim. 2x artı 8 bölü x artı 4 artı 1 bölü x artı 4. Bunu bu şekilde yazmak zorundasın. Peki bu senin ne işine yarar? Şuradaki ifade neyi amaçladık biz burada? Bunun iki katı olsun.
Değil mi? 2 ile çarp x artı 4'ü. 2x artı 8 gelir. Şuradaki katsayıya göre hareket ediyorsun. O zaman burası komple 2. 2 artı 1 bölü x artı 4. Ben bunu bulmak istiyorum. Bana x artı 4 lazım. X artı 4'ün değer aralığını az önce şurada bulmuştum ben. Kullanalım onu. Ters çevireceğim ya. 1 bölü 7 küçüktür. 1 bölü x artı 4. Bu da küçüktür. 1 bölü 1'den 1. Bir de buna 2 eklememiz lazım tabii bize tamamını sorduğu için. 2 eklersek şuraya 14 bölü 7 ekleyeceğim. 15 bölü 7 küçüktür. 2 artı 1 bölü x artı 4. Bu da küçüktür. 2 eklersem 3. İşte sorunun doğru cevabı bu. Hocam bize farklı bir aralık sormuştu deme sakın. Utanırız deme. Çünkü 2 artı 1 bölü x artı 4 dediğimiz ifadenin az önce gösterdik. 2x artı 9 bölü x artı 4 olduğunu. 2x artı 9 bölü x artı 4'tü burası. Şimdi cevaplar birbirinden gayet farklı. Yani inanılmaz farklı. Neden? Şurada bulduğumuz cevabı hatırlıyorsun. Şu. Buna yanlış çözüm demiştik. Bir de şurada bulduğumuz cevap var işin içerisinde. Neden? Bunlar birbirinden neden farklı? Şundan kaynaklı. Şimdi biz 2x artı 9 bölü x artı 4'ün yani şu ifadenin maksimum değerini bulurken sırf fazla çıksın diye fazla çıksın diye 2x artı 9 için en büyük değeri seçiyoruz buradan. Yani x'in alabileceği en büyük değeri seçiyoruz biz buraya gidip. Tamam mı? Bu şu olsun ya bu olsun. Çünkü pay büyük olsun istiyoruz. Payda geçince de bu sefer diyoruz ki x bu sefer küçük değer alsın. X küçük değer alsın. Neden? Çünkü paydanın küçük çıkması lazım. Aynı anda aynı x için pay kısmında x'i büyük seçip payda kısmında x'i küçük seçiyorsun. İşte hata burada kaynaklanıyor. Ama aynı x bunlar, değil mi? Aynı x için pay kısmında büyük seçip x'i payda kısmında gidip böyle kafana göre küçük seçemezsin. Peki hocam şunu net olarak söylediniz. Şuradaki ifade, şurası 8 yazıyordu. Buradaki ifadeyi neden bu şekilde yazmak zorundayız? Yani şunu neden bu şekilde yazmak zorundayız? Neden biliyor musun? Bakın ben buradaki 2x artı 9 bölü x artı 4'ü şuraya getirince işte böyle yazmanız gerekiyor dedim, değil mi? Şundan kaynaklı sevgili gençler. Burada kaç tane x var? 2 tane. Bizim kafamız neden karıştı az önce? 2 tane x olduğu için. Değil mi? Payda ayrı, payda da ayrı 2 tane x olduğu için. Peki şu ifadeye bakın. Kaç tane x var bu ifadenin içerisinde? Bir tane. Hiçbir kafa karışıklığına mal vermeden, tamam mı? Bir tane x bıraktık ki sorunun çözümü de bu şekilde doğru çıksın. Kafa karışıklığına sebep olmadan. Yoksa yapılan işlemler doğru. Yani şuraya kadar bütün işlemler hatasız. İşlem hatası yok, sıfır. Ama gel gör ki 2 tane x olduğu için burada sırf 2x artı 9 büyük çıksın diye x'i maksimum seçiyorsun. Burada sırf x artı 4 küçük çıksın diye büyük değeri bulunurken x artı 4'ü çok küçük seçiyorsun. Yukarıda x için büyük değer, aşağıda aynı x değeri için bu sefer de küçük değer seçersen soruyu yanlış çözersin. Dördüncü sayfamıza geçelim. Yine bu soruyu da dikkatli dinliyorsun. Bu sorudan sonra hemen tahtada bu örneği yazıyorum ben öğrencilerime ders anlatırken. Eksi 3 küçüktür, x küçüktür 5 ve eksi 2 küçük, y küçük 1 verilmiş. X, y, eksi y ifadesinin en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Sıkça yapılan yanlış çözümü tekrar buraya yazmayacağım. Siz bu soruyu durdurun isterseniz bir çözün. Daha sonrasında benim çözümüme bakın. Burada dikkat etmeniz gereken tek yer şuruydu. İki tane y olması. Nasıl bir tane y bırakırız burada? Y parantezini alırız olur biter. Değil mi? Bakın şimdi bir tane y var. Artık bu sorunun cevabını arıyoruz biz. Y'nin değer aralığı zaten belli. Eksi 2 küçüktür, y küçüktür. Biz bunu zaten biliyoruz. X eksi 1 lazımdı bize. Onu da her taraftan 1 çıkarırsın. Yani eksi 4 küçüktür. X eksi 1 o da küçüktür. 4 dersin olur biter. Eksi 4 ve 4'ü tablo oluşturalım bari. Yeri gelmişken alıştırma da olur. Eksi 2 ve 1'i de şöyle yazdım. Tamam mı? Çarpalım. 8 gelir. Şurası ne gelir? Eksi 4. Şurası ne gelir? Eksi 8. Şurası ne gelir? 4. Buradaki en küçük değer hangisi? Eksi 8. En büyük değer hangisi? 8. O zaman y parantezinde x eksi 1 eksi 8'den büyük ama 8'den küçüktür. Ve bu ifadede bu aralıktadır cevabını verebiliriz. Geçtik bir alttaki sorumuza. Eksi 4 küçük veya eşit x küçük 2 için x kare artı 6x artı 2 ifadesinin değer aralığını bulunuz.
Şimdi bu konuyu da mesela varsayalım ki bu videoyu izliyorsun. Matematik seviyen vasatın altında. Bu videoyu izliyorsun. X kareyi bulmayı öğrendin. 6x'i bulmayı öğrendin. 2'yi bulmayı, zaten 2 eklemeyi öğrendin. Bunlarda sıkıntı yok. Öğrenir öğrenmez bu hatayı yapmanda bir sıkıntı yok. Yani yapabilirsin. Devamında yapma yeter. Bu da çok çalışarak olur. X kare artı 6x artı 2. Önce x kareyi bulalım. Sonra 6x'i üstüne ekleyelim. Sonra 2 ekleyelim. Şenol hocam da yapmıştı sanırım bunu internette. Yanlış çözümle. X kare artı 6x artı 2. Bu ifadenin değer aralığı nasıl bulunur? X kare artı 6x. Tamam mı? Buraya bir şey yazacağım. Şaşırmayın. Artı 9. Tamam mı? Eksi 7. Bunu yazmamız lazım. Neden bunu yazmamız lazım? Sonuçta bir değişiklik yok. 9'dan 7 çıkardığımız zaman da 2 gelir. Bunu yazmazsak soruyu yanlış çözeriz. Şöyle yapmamız gerekiyor. X kare artı 6x artı 9 dediğimiz ifade x artı 3 dediğimiz sayının parantez karesidir. Tamam. Bir de bundan 7 çıkaracağız. Neden bunu yaptık? Bakın burada 2 tane x değeri var farklı farklı. Biz burada teke indirdik bunu. Önce x artı 3'ü bulmamız lazım. Eksi 4'e 3 ekle. Eksi 1. Küçük veya eşittir. X artı 3. Tamam mı? 3 ekledik ya. 2'ye 3 ekle. 5 oldu. X artı 3'ün değer aralığını şu an bulduk biz. Peki bir de bunun karesini almak zorundayız. Karesini alırsak da 0 küçük veya eşittir. X artı 3'ün karesi. Bu da küçüktür. 25 diyebiliriz artık buna. Tamam. Sonrasında bir de 7 çıkarmamız gerekiyor. 7'yi de çıkaralım. Eksi 7 küçük veya eşittir. İstenilen ifade x artı 3'ün karesi. Eksi 7. Bu da küçüktür. 25'ten 7'yi çıkarırsak 18 olur. Şu ifade zaten az önce de ifade ettiğimiz gibi x kare artı 6x artı 9 eksi 7 yani x kare artı 6x artı 2'ye eşit olacaktır. Dolayısıyla sevgili gençler bizim de aralığımız budur. Eksi 7 ile 18 aralığı diyebiliriz. Evet, geçtik üstteki sorumuza. Üstteki soruda a bölü b'nin değer aralığı bize verilmiş. Bu koşulu sağlayan a ve b doğal sayılarının toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Gelin payda eşitleyelim ya, çok kasmaya gerek yok. Burayı 4 ile burayı da 13 ile genişletelim. 4 kere 16 64. 4 kere 13 52. Küçüktür a bölü b. O da küçüktür. 13 kere 5 65. 13 kere 4 52. Az önce de söylemiştik. 64 ile 65 aralığında herhangi bir tam sayı yok. Dolayısıyla a da şudur diyemeyiz. Madem öyle, bunu 2 ile en küçük asalla. Bir kez daha genişletiverelim. 2 kere 64 128 bölü 104. 2 kere 65 130 bölü 104 oldu. Tabi bu sırada a bölü b burada dursun. Şimdi bakalım 128 ve 130 bakın tam denk geldi. A'ya 129 kalır değil mi? B'ye ne kalır? Hemen yanındaki değerler. 104. Bu ikisinin toplamı sorulmuş bize. En azı sorulduğu için. 129'da 104'ü toplarsak 233 gelir cevabımız. Ve son sorumuz. Sayı doğrusunda kök içerisinde x artı 1 sayısından küçük doğal sayıların toplamı 28. Tabii doğal sayıların toplamı dediği için sırasıyla olacaktır bunlar. Birden başlayacak. N'e kadar olan doğal sayıların toplamı 28'miş veya sıfırdan doğal sayı dediği için. N çarpı N artı 1 bölü 2 ile mi buluyorduk biz bunların toplamını? Evet. 28 mi oluyormuş? Evet. N ile N artı 1'in çarpımı 56 mı olur? Gayet tabii. Aralarında bir fark olup da çarpımları 56 olan sayı nedir? 7 ile 8. Demek ki N kaçmış? 7. Demek ki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olabiliyormuş bu karekök x artı 1'den daha küçük olan sayılar. Şimdi şöyle diyebilir miyiz o zaman? 7 küçüktür karekök içerisinde x artı 1. Değil mi? Ama bu kök x artı 1'i de üstten sınırlamamız lazım şimdi. Neden? Çünkü bu x kök x artı 1 dediğimiz sayı mesela 9'a eşit olsaydı. Değil mi? Şimdi 9'dan küçük tam sayıların arasında 8 de var. Demek ki bu sayı 8'e de eşit olabilir veya 8'den küçük olabilirmiş. 8'den büyük olursa 8'i de alabilirdi çünkü. Doğal olarak mantıklı. Karesini alalım biz bunun. 49 küçüktür. Neden karesini aldığımızı anladım. Bu kök işaretini sevmiyoruz çünkü. X artı 1. O da küçük veya eşittir 64 mü? Değil mi? 1 çıkaracağız şimdi de.
48 küçüktür x. O da küçük veya eşittir 63 olur mu? Olur. Ne demişti şimdi? X'in alabileceği en büyük ve en küçük doğal sayı değerlerinin toplamı. X'in alabileceği en büyük 63 zaten. X'in alabileceği en küçük değer de buradan 49. Bunların toplamı nedir? 112. Acil deyip acil matematik reklamını yapalım buradan. SML hoca olarak. Evet. Sevgili gençler. Bu videonun sonuna geldik. Basit eşitsizlikler konusunun sonuna geldik. Bir sonraki videoda yani mutlak değerde görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Umarım çok çok şey öğrenmişsinizdir. Umarım güzel bilgiler öğrenmişsinizdir. Hemen bu bilgilerden sonra bilginizi test etmek için ve kendinizi daha da geliştirmek için, pekiştirmek için basit eşitsizlikler konusundan bir klasik test, bir tane yeni nesil test çözebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın.